Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi, nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar. Üstüne üstüne gider, bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek. Şuradaki işçilerin hepsi, şunların yarısı, şu ateşçinin kendisi, kızı, karısı, şu şimendiferci, şu vatman, şu patronu selamlayan ustabaşı değil, o değil, ötekisi, şu bol paçaları dalgalı iki gemicinin ikisi. Şu iğneden parmaklarıyla dikiş diken kadınlar, şu taşlı yolları çarıklarına dolayan dağlardan dağlara güneşi kovalayan köylü ırgat, şu Marx'ın kafası Lenin'in gözüyle yazan, sonra bu şiiri söyleyen şair adam. Bunların, bütün bunların, şunların, onların hepsi aydınlıkçılardan, hepsi aydınlıkçı. Demiş Nazım Hikmet Ran, büyük şairimiz, memleket şairimiz, aydınlıkçılar şiirinde. Bugün 1 Haziran 2021, Salı. Bugün aynı zamanda Aydınlık Gazetesi'nin 100. kuruluş yıl dönümü. Aydınlık Gazetesi'nin ilk sayısının okura ulaştığı günün 100. yıl dönümü. Biz de bugün için televizyon gazetesini Aydınlık Gazetesi'nin eski deyimle idarehanesinden, yazı işleri toplantı salonundan yapıyoruz. Hakikaten şu da bunların hepsi aydınlıkçı. O patrona selam veren ustabaşı değil, o değil. Bunlar öyle şeyler yapmıyor. Ferit İlsever'in bir tarifi vardı, bir tanımı vardı. Amerika'nın önünde ceketini iliklemeyen televizyon ulusal kanaldır diye. O aydınlık için çok rahat söylenilebilir. Amerika başkanlarının önünde ceketini iliklemeyen bir gazete bu. Ve bu gazete bir kitle gazetesi değil, bir fikir gazetesi. Bir fikir gazetesi olarak da 100 yıl yaşaması ve hala içinde bulunduğu toplumu derinden etkilemesi, siyasi iktidarların kararlarını, tutumlarını değiştirecek gücü o damarlarındaki asil kanda bulması da bu gazetenin herhalde fikir gücünden ileri geliyor. Şimdi aydınlık zaman zaman haftalık dergi olarak yayınlanmış, zaman zaman günlük gazete olarak yayınlanmış. En sonunda yine bu binada, bu salonda günlük gazeteye geçti ve bu binada, bu salonda uzun bir süreden sonra, pandemi döneminden sonra yeniden masalarda yerinden çalışmaya başladı. Tam da bugüne denk geldi, çok da güzel oldu. Şimdi... Aydınlık nasıl böyle? Aydınlık nasıl böyle 100 yıldır etkisini koruyabiliyor? Aydınlık çalışanlarıyla, aydınlığı yaratanlarla konuşacağız. Aydınlığın genel müdürüyle konuşacağız. Osman Erbil ile. Osman merhaba. Merhabalar Ali Bey. 100. yılda birlikteyiz. Evet. Yani bir gazete, arkasında herhangi bir sermaye grubu olmayan kitle gazetesi değil, reklam alma imkanları çok kısıtlı bir gazete. 100 yıldır dimdik ayakta ve içinde bulunduğu toplumu etkileyebiliyor. Nedir bu işin sırrı? Evet. Öncelikle 100. yılımız herkese kutlu olsun. Başta aydınlık okurlarımıza, ulusal kanaldan bizi izleyenlere, siz de Nazım'ın şiiriyle anlattığınız aydınlıkçılığı, aydınlıkçıların kimler olduğunu. İşte diyor ya, şuradaki işçilerin hepsi de. Evet, bizi izleyen, bizi takip eden, bizim sloganımız vatan, emek, namus. Vatanı için çalışan, vatanı için bedel ödeyen, namusuyla mücadele eden, bu ülkenin değerlerini, bu ülkenin insanını, kendi namusunu korur gibi koruyan, öyle değil mi? Emek harcayan, kendi alın teriyle geçinen, onun için mücadele veren insanlarımız, işte çiftçilerimizin haberlerini okuyoruz değil mi? Yolları kapatıyorlar. Ne için? Alın terinin karşılığını almak için. İşte bunların hepsi. Aydınlık Gazetesi, aydınlıkçılar,
Bunlar bu insanları mı? Şey diyebilir miyiz? Ekmek kavgasıyla vatan kavgasının buluştuğu nokta. Buluştuğu yer. Evet. Şimdi aydınlıkçılık ne demek? Aydınlıkçı gazetecilik ne demek? Şöyle geriye dönüp bakıyoruz bu yüzyıla. Hani hep güvenliğimize yönelik bir tehdit olduğunda ne deriz? İyi ki polisimiz var, iyi ki askerimiz var. Bu vatan mücadelesinin aynı zamanda bir de basın ayağı var. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi. Ve geriye dönüp baktığımızda şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. İyi ki Aydınlık Gazetesi var. İyi ki 100 yıldır bu mücadele veriliyor. İyi ki gerçeğe bağlılıkla, sadakatle biz insanlarımızı aydınlatıyoruz. Aydınlığın ışığını ulaştırıyoruz. Çünkü Türkiye'de bunu yapabilen başka bir gazete yok. Türkiye'de 100. yılını kutlayabilen başka bir gazete yok. Yani o gün bize nasip oldu, o gün bugün. O yüzden bir kez daha bütün emekçilerimizin, bütün aydınlık okurlarının 100. yılını kutluyoruz. Şimdi Kurtuluş Savaşı'ndan devraldığımız bizim bir miras var. Evet. Nedir o? Atatürk'ün gazetesi, değil mi? Tekalifi Milliye. O dönemde de işgalcilere karşı emperyalizmde, hakimiyeti milliye, evet, emperyalizmde mücadele içerisinde o emperyalizmde işbirliği yapanlar, o İstanbul basını, o mütareke basını, bakınız o günleri şöyle bir hatırlayalım, öyle değil mi? Onların da bu ülkenin vatanseverlerine ve başta Mustafa Kemal'e karşı yürütmüş oldukları bir savaş vardı. Yani vatan mücadelesi dediğimiz savaş 100 yıldır Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşıyoruz. Daha önce meclisimizin geçen sene 100. yılını kutladık, öyle değil mi? Daha önceki sene 19 Mayıs'ımızın 100. yılını kutladık. İşte 100 yıldır bu savaş devam ediyor. Hiç bitmedi. Yani o gün düşmanla işbirliği yapanlar, o gün mandayı savunanlar, bugün de hele hele Atatürk'ümüzü kaybettikten sonra onlar o eylemlerine devam ettiler. Onlar o dönemi fırsat bildiler. Ve ne yapıyorlar? O gazetelerinde, internet sitelerinde, yayın organlarındaki emperyalizm güdümlü yaygaralarını, yalanlarını, iftiralarını, tezviratlarını, iftiralarını her gün ve her gün insanlarımıza yayıyorlar. İşte bunun karşısında aydınlık dimdik duruyor ve insanlarımızı aydınlatıyor. O yalanları, o iftiraları hepsini yerle bir ediyor. İşte bugünkü gazetemizde de olduğu gibi. Ne yapmışız bugün gazetemizde? İnsanlarımız kaç gündür işte bir mafya, çete liderinin, değil mi? Televizyonlardan, YouTube kanalından söylediği şeyleri dinliyor. İşte milyonlarca izleniyor. Şimdi peki gerçek ne? Bir zamanlarda FETÖ'cü Fuat Avni'yi dinlerlerdi. Evet. Aynı. Fetullah Gülen'in videoları vardı. 17-25 Aralık'ta yayınlamıyor muydu Fetullah Gülen? Herkes oturuyordu karşısında dinliyordu. Peki gerçek ne? Gerçeğe bağlı olmak gibi bir görevimiz yok mu bizim? Basın olarak. Maalesef izliyorsunuz işte. Hükümete muhalefet yapacağız diye basın yayın organlarının yaptıkları için ne? Bir çete liderinin, hele hele Mossad ve CIA tarafından o ülkeden o ülkeye kaçırılan bir çete liderinin yalanlarını gazetelerine taşıyorlar. Peki aydınlık ne yapıyor? Aydınlık işte kimsenin yazamadığı gerçeği yazıyor. Sedat Peker denen çete lideri Mossad'ın kontrolünde, bir önce Balkanlarda, Makedonya, sonra Kosova, oradan Fas'a geçiyor, sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Efendim sonra biri tam yakalanacakken birileri devreye giriyor. Bir hanımefendi giriyor, bir beyefendi giriyor. Adam o ülkeden o ülkeye götürülüyor. İşte bakın aydınlık buldu gerçeği ve sizlere ulaştırıyor ve diyor ki bakın bağlantılarını isim isim yazıyor burada. Şimdi şöyle bir farklılık var. Evet. Aydınlıkla diğer gazetelerin yayınları arasında bu mesele. Bir tripod kurmuş, bir kamera koymuş onun üstüne. Bir takım açıklamalar yapıyorlardı yavuklular. Ama bakıyorsunuz bu bir tripod, bir kameralık bir iş değil. Aydınlık şöyle bakıyor. Bu adam kim? Bu adam geçmişte neydi? Bugün ne? Neden böyle oldu? Bu adama bunları söyletenler kimler? Mesela Cyrano de Bergerac'tan şiir okuyor Sedat Peker. Ne kadar entelektüel bir mafyamız varmış bizim. Televizyon dizilerine baktığında Çukurova'da geçen bir takım diziler var. Abi Toprak Ağalar'ın hepsi ne kadar insaflı, ne kadar iyi, ne kadar düzgün adamlarmış. Halbuki Yaşar Kemal de öyle değil. Yani böyle bir fark var.
Birisi kim söyletiyor bunları? Bu adamın bunları söylediğinde asıl ne için kullanılıyor falan diye bakıyor. Birileri kendi siyasi iktidar kavgalarında araç olarak kullanmak için bakıyorlar. Fark böyle bir şey herhalde. Evet. İşte bu yalanlara karşı, bu algı operasyonlarına karşı gerçeği öğrenmek için ve bu vatana yalnızca bağlılığımızdan dolayı, milletimizin değerlerine olan inancımızdan dolayı yani yapmanız gereken tek şey var. Hani gerçeğin adresi nerede? Gerçeğin adresi aydınlıkta. Bu 100 yıldır böyle. Yani 1 Haziran 1921 gününden bugüne kadar aydınlık gerçeğin adresi olarak bir kamu faaliyeti yürütüyor. Ve şöyle bir o 100 yıla baktığımızda şunu görüyoruz. Türkiye'nin en zorlu dönemlerinde işte 1945'lerde Türkiye'nin NATO'ya girişinden tutun, Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesi, emperyalizme yaranmak için bizim orada Mehmetçiklerimizin kanının akıtılmasından tutun. Ondan sonraki süreçlerde Amerika'nın ve İngiliz emperyalizminin güdümünde Türkiye'ye yaptırtılanlar. Sonrasında darbeler, muhtıralar, 1971 muhtırası, o süreçte sağ sol çatışması, Alevi-Sünni çatışması, devamında 1980 askeri darbesi, Amerikancı darbesi ve ondan sonraki işte o Gladio'nun devletin tamamıyla bütün hücrelerine hakim olması, onun içerisinden bir Fethullah Gladio'su gibi bir yapının ortaya çıkması. Şimdi aydınlığın geçmişi bunlarla mücadelelerle dolu. Bakıyorsunuz o dönemlere aydınlık öyle bir manşet atıyor ki işte MIT raporunu hazırlıyor, günlerce onlara çalışmalarını yürütüyor. En ince ayrıntılarına kadar bunları buluyor ve çıkarıyor. Ne yapıyor? En sonunda o Mehmet Eymürler, o FETÖ'nün dostları, Hiram Abbaslar ne demek zorunda kalıyorlar? Aydınlık bizi bitirdi. Evet, biz aydınlığın gladyosunu bitiririz. Yerlere sereriz onları. Geçmişte de yaptık, bugün de yapıyoruz. Geçen gün Ulusal Kanal ekranından da bir manşet paylaşmıştım. 26 Kasım 1993'ünde biz manşetimizi atmışız. Fethullah Gülen, Fethullah Hoca'nın gizli örgütü. 93 yılında atmışız bu manşeti, bakın. Birileri böyle çok geç anladı, birileri hala kabul etmiyor. Evet. Burnumuzu evet. Örtersek sevinirim, bende maske yok. Evet. Peki bir şey soracağım, tamam bunlar böyle de. Şimdi bu aydınlığı bir kuranlar var, bir yaşatanlar var. Bu bir bayrak yarışı, 100 yıl az bir zaman değil. İstersen azıcık da onları anlat. Kim tabii. Kurmuş, kim büyütmüş, kim bu hale getirmiş. Bir kere kurucumuz Sayın Şefik Hüsnü. Aydınlığın kurucu ismi ve o günden bugüne kadar tabii Aydınlık gazetemize verilen emekler var. Onunla birlikte bu gazetenin kuruluşunda yer alan isimler var. Sonrasında da yine bakınız 1969 yılından bu zamana kadar Aydınlık gazetesi örgütlü olarak bu basın yayın hayatının içerisinde o dönemlerde Türkiye İşçi Köylü Partisi ile birlikte yani bir siyasi mücadeleyi de yürüterek, ona da öncülük ederek bu çalışmaların, bu faaliyetlerin içerisinde. Ve orada kim var? İşte başyazarımız Doğu Perinçek başta olmak üzere, değil mi? Kimler i̇şte, geldi geçti. Kimler geldi geçti ve aynı zamanda aydınlık bu çalışmaların, bu mücadelenin içerisinde yazarlarını, muhabirlerini, aydınlık satmak için uğraşan emekçilerini şehitler verdi. Burası çok önemli. Başka bir gazetede böyle bir şey yoktur. Aydınlığı biz satmak için arkadaşlarımız o zorlu günlerde, o az önce bahsetmiş olduğum sağ sol çatışmasında Türkiye'nin kaosa itildiği o dönemlerde, işte 71 muhtırası sonrasında 1980 darbesine hazırlanan o süreçlerde aydınlık yazarlarını, muhabirlerini, editörlerini ve onları kamyoncularını, değil mi? PKK ile mücadele verdik. Güneydoğu'daki insanlarımızı aydınlatmak için oraya gazetemizi götürdük. PKK o nakliye kamyonlarını yakmaya çalıştı. O PKK ile diş ediş, kıran kırana mücadele verdi Aydınlık gazetesi. Bizim PKK ile mücadelemiz o günlere, 80 öncesi dönemlerine dayanır. Sizin PKK ile ya da FETÖ ile mücadeleniz değil ki mesele, benim anladığım. Emperyalizmle bir kavganın alt basamakları onlar. Çok doğru. Mesele PKK ile, onun yerine Asala ile edersin, onun yerine bilmem neyle. Ama emperyalizmle bir kavga var. Şimdi emperyalizmle kavga deyince bu kavganın koptuğu en önemli noktalardan biri de Doğu Akdeniz, yani Mavi Vatan. Son yıllarda Mavi Vatan meselesinin, daha doğrusu denizcilikle ilgili, askeri ya da ticari denizcilikle ilgili benim gördüğüm en güzel yazıları yazan, en sağlam yazıları yazan adam Tevfik Kadan.
buradadır diye yüzüne söylüyorum, arkasından da söylediğim biri. Bu Mavi Vatan kavgası da aydınlığın en önemli mevzilerinden biri diyeyim Tevfik. Doğrudur. Yani Mavi Vatan mücadelesi... Ya sen oturuyorsun, ben ayaktayım, kusura bakma. Estağfurullah. Senin işine bakıyorsun diye. Mavi Vatan mücadelesi Türkiye'mizin 21. yüzyıl gereksinimlerinin başında geliyor. Tabii aydınlık görevlerini Türkiye'nin ihtiyaçlarından çıkardığı için Mavi Vatan mücadelesine bu kadar gövdesiyle girmiş durumda. Türkiye'nin geleceğini, zenginliğini, refahını, mutluluğunu biz hem denizlerdeki zenginliğimize bağlıyoruz, hem de Türkiye artık dünyaya açılan, soydaşlarına yardımlar götüren, çok büyük bir ticari filosuyla dünyanın her tarafında mal alışverişi yapan bir ülke olduğu için. Bir de bir kuşak bir yolun da tam merkezinde tabii olduğu için kuşak, herhalde değil evet, mi? Aynı zamanda Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan da bir köprü pozisyonunda olduğu için Türkiye'nin açık denizlerdeki faaliyetleri Türkiye'nin geleceğinin müreffeh olması bakımından çok kıymetli. Aydınlık da bu bakımdan Türkiye'ye hem biraz daha yol gösteren, Mavi Vatan'daki mücadelemizin derinleşmesini sağlayan, dosta güven, düşmana korku veren bir yayın çizgisini uzun zamandır izliyor. Mavi Vatan aydınlığın en temel konularından biridir. Böyle olmaya da devam edecek. Evet, ama senin şeyle de ilgili yazıların var. Mısır politikası, Suriye politikası, Libya vesaire. Sadece Doğu Akdeniz'in ortasında kalmıyor senin yazıların, buralara da elini atıyor. O konularda da bir uzmanlaşma var değil mi aydınlıkta? Şimdi biz bölgesel sahiplik ve bölgesel işbirliği ilkesinden yola çıkarak aslında siyasetlerimi üretiyoruz. Şimdi aydınlık 100 yaşında derken tabii 100 yıl önce nasıl İngilizmi bölge ülkelerinin işbirliğiyle bu topraklardan defedildiyse, bugün yine ülkemize yönelik emperyalist saldırılara karşı bölge ülkelerinin işbirliğiyle bu saldırıları bertaraf edeceğimizi düşünüyoruz. Bu bakımdan Türkiye'nin Suriye ile, Irak'la, İran'la, Rusya ile ve aslında denizden komşuları olan Libya ile, Lübnan'la, Mısır'la komşuluklarını çok önemsiyoruz. Bu bölge, bu coğrafya tarihin aslında medeniyetlerin ilk doğduğu coğrafya. Ve bu coğrafya üzerindeki oyunlar bugünün oyunları değil. Tıpkı nasıl 1921 aydınlıklarını incelediğinizde Şefik Hüsnü Değmerler'in Kurtuluş Savaşı'nı emperyalizmle mücadele olarak tanımlaması gibi, bugün biz de Türkiye'nin 2. İstiklal Savaşı'nı emperyalizmle mücadeleyi merkeze koyarak tanımlıyoruz. Bu bakımdan komşularla tabii işbirliğimiz Türkiye açısından çok hayatidir. Bölgesel işbirliği ve bölgesel sahiplik ilkesi. Bunun altını çizmek isterim. Aydınlığın yayın çizgisinin temellerinden biridir. Evet. Tevfik, Aydınlığın son günlük gazete 2011 miydi? 2011. 2011 yılında buralar böyle tertemiz falan değildi. Bayağı bir harabe halindeydi. Mehmet Sabuncu bayağı bir uğraştı. Sonra ilk şu koridorda bir masada toplandık. Nasıl bir gazete olacak diye. Ferit İlsever vardı. Ben vardım, Mehmet Sabuncu vardı, birkaç arkadaş daha vardı. Sonra burası devreye girdi, haber merkezi haline getirildi. Evet. Sonra bu gazetenin birinci sayfası nasıl olacak, diğer sayfaları nasıl olacak diye. Mesela bir şeye, Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalara falan haber salındı. Onlardan modeller geldi falan. Ben kendi adıma bir övünçle çıkayım bu işin içinden. Şu anda yaptığınız gazetenin 16 sayfasını ben yukarıda kendi odamda A4 kağıdına kurşun kalemle çizdim. O sayfaları yapıyorsunuz. Benim de bu işten payıma düşen haysiyet onuru bu olsun. Evet. Sonra bir akşam Kalemler ve Kılıçlar programını yapıyorduk Yalçın Küçük'le. Ama heyecanla bekliyoruz. Çünkü matbaadan ilk günlük aydınlık çıkacak o akşam. İndik, burada bir kokteyl var. Gazeteyi aldık elimize. Kokladık. Hoca olmuş dedi. Ben tabi olacak dedim. O ilk yayına verildiği günde, o akşam da matbaadan gelişini böyle kutladık. Şimdi bir başka meseleye döneceğim. Onu da Nadir'le konuşalım. Nadir Temelli miydi, Temeloğlu muydu? Hangisiydi? Nadir. Unutuyorum bazen. Nadir Temeloğlu. Temeloğlu. Şimdi Nadir bak. Türkiye'de medyanın tarihi, basının tarihi aynı zamanda siyasi örgütlenmelerin tarihi. Yani hangi siyasi hareket varsa ya bir basın organının etrafında örgütleniyor ya örgütleme sonucunda bir basın organıyla çıkıyor ortaya. İşte kadro hareketi, yön hareketi, bilmem ne hareketi falan. Bu da bir aydınlık hareket. Netice itibariyle değil mi? Aydınlıkçılar deniyor bu örgütlenmeye.
Tamam bakıyorum da bu 100 yıl içinde ne örgütler çıkmış ortaya, ne siyasi partiler, ne örgütlenmeler. Bugün var olanlarda bile bir yayın organı yok. Bir aydınlıkta böyle sağlam bir yayın organı var, aydınlıkçılar. Neye bağlıyorsun bunu? Evet, sanırım MIT raporlarındaydı bizim aydınlığın, Mehmet Eymürler'in, o Gladio'nun psikolojik savaş elemanlarının bize iki kere çökerttikleri aydınlıkçılar. Bizi iki kere... İki. Demişlerdi bize. İki mi demişler? İki kere bizi daha çöker. Daha fazla oldu o iş benim bildiğim kadarıyla ama. FETÖ'yü de çökerttik. Hayır, şey olmuş. Bazılarını saymıyorlar. Bana ne bunu saymıyorum falan mı diyorlar? Bize iki kere çökerttikleri dedikleri aydınlık aslında aynı zamanda bir bilimsel bir yayın organı. Biz arkamıza gerçeği alarak her zaman mücadele mevzisinde yer alarak mücadele etmeye koyuyoruz. Siz dediğiniz çok önemli. Aydınlığı sırtlayan aslında emekçiler ve bir omurgası var aydınlığı. Sapasağlam, dimdik duran, emperyalizme karşı mücadeleyi odaklayan ve savaşan. İşte o psikolojik savaş merkezlerini çökertmek için aydınlığın tek bir gücü var. O da gerçek üzerinden yapıyoruz. Maalesef birçok partinin veya siyasi örgütlenmenin yayın organı dediğiniz gibi kalmadı artık Türkiye'de. Çünkü yok oldular. Ama aydınlık... Ama siyasi yayın organı olmayan bir siyasi hareketinde var olduğunu kabul etmek pek mümkün değil ya. Yani evet. Sesini duyuramaz, ne dediğini anlatamaz. O yüzden ona siyasi örgüt diye bakmamak lazım artık. Zombi bir siyasi hareket evet, diye bakmak lazım. Evet, şuna bir gerçek. Her aslında... örgütün bir yayın organı var. Mesela Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya ilk geldiğinde ne yapıyor? Hakimiyeti Milliye'ye çıkartıyor. Aydınlık da aslında Kurtuluş Savaşı ateşi içinde pişiyor. Yani biz Kurtuluş Savaşı ateşi içinde piştik, çıktık 70 yıldır bu aydınlanma, bağımsızlık ve vatan mücadelesine bayrak yaptık kendimize. Sayın Osman Erbil Genel Müdürümüz o 3 sloganımızı çok iyi anlatmıştı. Buradan aldığımız güçle aslında aydınlık geleceğe bir ışık yansıtıyor. Burada sağlam durmamızın nedeni de bu. Yani aydınlık olmasa aslında Türkiye'nin önünü açacak, sorunlarını gösterecek bir yapı olmayacak Türkiye'de. Çünkü bakarsanız bizim tarihimize Gladio ile mücadele tarihi. Emperyalizmle mücadele tarihi. Yalan dolanla hırsızlık talan. Evet, yani 90'larda bakıyorsunuz. Ben iyi anlatıyorum ama aydınlığı değil mi? Evet, çok iyi özetliyorsunuz. Yani kimse FETÖ'yü konuşmazken aydınlık FETÖ'yü yazıyordu. Gladio'yu kimse konuşmazken aydınlık Gladio'yu yazıyordu. Yani biz hep aramızda şunu deriz. Aslında biz bugünü yazmıyoruz, yarını yazıyoruz. Neden yarını yazıyoruz? 5 sene sonra. Çünkü biz sadece günlük çözümler değil, yani Türkiye'nin çözüm önerilerini, geleceği ne olacak? İşte bugün yazıyoruz, işte şurada göstereyim ben size. Konya'da çiftçiler yolu kapattılar, üretim isteyen güçler. Kapatır tabii. Aydınlık üretim devrimi olsun, üretim devrimine yönelin desin kaç yıldır. Sen parmağını kıpırdatma, çiftçi yol da kapatır. Evet. Emekçi fabrikada direnişe geçer yani. Emekçinin sadece... Herkes ekmek teknesini korumaya çalışıyor. Bu ekmek kavgası aynı zamanda. Evet, emekçinin sadece sesini değil, onu aynı zamanda çözüm önerileri neler? Yani emekçimizle, üreticimizle konuşarak onların taleplerini, işte mazot fiyatlarının girdi maliyetlerinin düşürülmesi, işte 2B arazilerin topraksız köylülere dağıtılmasından tutun, çözüm önerilerini yansıtmaya çalışıyoruz. Bu yüzden aydınlık da her zaman gerçeğe bağlı kaldığı için aslında çok konuşulacak ve konuşulmaya da devam edecek. Evet. Bu açıdan. Nadir'cim, taktığın maskenin tam ortasına şöyle parmağınla bir ezersen o tam burnuna oturur, düşmez burnundan. Şimdi Nadir de Osman da şunu söylüyorlar. Aydınlığın bir sloganı var, o da vatan, emek, namus. Ama bu vatan, emek, namusu böyle bir kalıp gibi almayın. Tarihsel bir süreçte alın. Bakın, kurulduğu yıllarda Kurtuluş Savaşı var ve Vatan Savaşı var. Değil mi? Kurtuluş Savaşı. Yani bir vatan savunması. Emek, sen o vatanı kurtarmazsan, o vatan senin olmazsa, oradaki fabrikalar, tarlalar, atölyeler falan kimin olacak? Gavurun olacak. Senin emeğin hiçbir kıymeti kalmayacak. Tarih içine baktığımız zaman, namus, Kurtuluş Savaşı bir namus savaşıdır. Düşman girdiği yerlerde karına, kızına, malına, mülküne tecavüz ediyor. Onu kurtarmak, namusunu kurtarmak oluyor. İşte o tarihsel süreçte baktığında o vatan, emek, namus sloganında daha bir anlaşılır hale geliyor. Tabii yani bütün bunları yapmak için birilerinin sahip çıkması lazım aydınlığa.
O sahip çıkma için de aydınlığın zaman zaman ulusal kanalın sıkça yaptığı gibi destek kampanyaları yapması gerekiyor. Şu arada da öyle bir destek kampanyasının içindeyiz yine aydınlıkla ilgili. E-abone kampanyası. Ali Murat Genç bir genel müdür yardımcısı. Böyle gelir misin Ali Murat? Genç bir genel müdür yardımcısı aydınlıkta. Yalnız soyadını unuttum Engin. Ya. Engin. Ali Murat Engin. Kaç yaşındasın sen? Ben 26 yaşındayım. Uf. Çok genç. deseniz sen 26 yaşındayken ne yapıyordun? Oo, hiç girmeyelim. Şimdi böyle bir kampanya dönemindeyiz. Evet. E-abone kampanyası. Bayağı da sürdürüyoruz değil mi? Bir ay falan oldu. Ne durumda kampanya? İstediklerimizin neresine ulaştık? Bundan sonra daha iyi olması için bu e-aboneliğin ne yapmamız lazım? Bizim üstümüze düşen görev nedir vatandaş Tabii. olarak? Bir anlatırsan sevinirim. Tabii. Şimdi kampanyamıza 1 Mayıs günü başladık. 1 Mayıs Emekçi ve İşçi Bayramı'nda tam bir ay olmuş yani değil mi? Tam evet. Bugün de birinci ayı oldu kampanyamızın. Şimdi biz şunu diyoruz. Az önce burada diğer arkadaşlarım... Ben rejiye bir uyarı yapacağım. daha başındayken yapın. Arkadaşlar böyle bir güne, böyle bir aydınlığın 100. yıl gününe, böyle bir ortama zannediyorum onların da hoşuna gidecektir. Gün doğdu hep uyandık marşı yakışır. Ben bir röportajları bitirip reklam arasına girerken bulursanız, şey yaparsanız, o marşla bitirelim bu bölümü. Şimdiden hazırlığınızı yapın. Pardon. O uygun mudur? Uygundur tabii. Yani benim aklıma konuşmalar yapıldık, çoğu geldi hep. Buyur. Şimdi herkes vurguladı, siz de az önce dediniz aydınlığı kim ayakta tutuyor diye. Aydınlığı ayakta tutanlar aydınlığın okurları ve Türk milleti. Şimdi aynı okurlar aydınlık günlük gazete çıkarken de siz daha iyi anlatırsınız o günleri. Günlük gazete çıkarken alyanslarını sattılar. Evlerini, arabalarını aydınlığa verdiler aydınlık çıksın diye. Ya buraya geliyorlardı. Her gün böyle 20-30 kişiyi ağırlıyorduk. Bir şeylerini getirenler, evet. Katkıda bulunmak için. Çok iyi hatırlıyorum evet. Tabii. 10 yıl geçmiş ama. Evet, yine 78 aydınlık zamanı da aynı şekilde. Yani Kızılay'a gidip kan verip o kan paralarını aydınlığa verenler, saçlarını kestirip veren kadınlar. Ve aydınlık hep bu Türk milletinin emekleri sayesinde ayakta kaldı. Şimdi bugün... yine Türkiye tabii zorlu ekonomik günlerin içinden geçiyor. Bu zorlu ekonomik günler de tabii ki dolayısıyla gazetelere de yansıyor. Geçtiğimiz süreçte bakıyoruz onlarca holding gazetesi diyebiliriz. Holding medyalarının gazeteleri diyebiliriz. Hepsi patır patır kapandı. Bunların hepsinin kapanma sebebi şu. O holdinglerde milyonlarca dolar paralar var ama o gazeteler onlar bile ayakta tutamıyor. Ama aydınlığın okurları arkalarında holdingler olmamasına rağmen, arkalarında milyonlarca dolarlık ağababalar olmamasına rağmen gazetelerini ayakta tutuyorlar. Nasıl tutuyorlar? İşte bu kampanyalar sayesinde tutuyorlar. Şimdi biz kampanyaya başlayalı tam bir ay oldu ve bu bir ay içerisinde 2500'den fazla abone yaptık. Bu 2500'den fazla abone hep şunu diyor. Ben gazetemi bayiden de alıyorum ama e-gazeteye de abone oluyorum. Neden diyoruz? Çünkü aydınlığı ayakta tutmamız lazım diyorlar. Yani bizim onlara söyleyeceklerimizi onlar zaten en başta bize söylüyorlar ve biz el birliğiyle gazetemizi ayakta tutacağız diyorlar. Tabii kampanyayla biz birçok yenilik getirdik. Hem sitelerimizde yenilik getirdik, e-gazeteye uygulama yeniliği getirdik, fiyatlarda çeşitli yenilikler getirdik. Ve tek derdimiz bütün Türk milletinin aydınlığa çok daha kolay ulaşması, aydınlığı her gün ve Türkiye'nin ve dünyamızın aydınlanması. Şimdi arkadaşlar bu aydınlık e-abone kampanyasında benim fark ettiğim bir iki avantaj var. Bak onları size söyleyeyim. Cebinizi ilgilendiriyor, kafanızı da ilgilendiriyor. Başka arkadaşlara da söyleyin, aramızda kalmasın. Şimdi o gazeteyi alabilir miyim? Şimdi bu gazeteyi aldığınızda bayiden kaç para bunun fiyatı? 2,5 lira. 30 gün alsanız 75 lira. E-abone dediğiniz şey cep telefonunu açıyorsun, aynı gazetenin görüntüsü. Hiç fark etmiyor. Her sayfası, bulmaca sayfası dahil var ama 50 lira. Bir kere ayda 25 lira buradan kârdayız. Ha ben talebeyim, ben 50 lira veremem. Verme. Kaç para vermek istiyorsun? Daha az. Ne kadar? Ben %50 indirim istiyorum. Tamam kardeşim. 1 lira 25 kuruş. Ayda ne eder? 3 lira 75 kuruş. 37,5 lira. Bir kere paradan avanta var. İki, şimdi bu gazeteyi ben aldım, okudum. Neresi burası? İş yerim. Burada duruyor. Çıktım bir kafede kafeler açıldı değil mi bugün? Evet. Açıldı. Bir kafede oturacağım. Ya arkadaşla konuşuyoruz. Ya bu Peker dediğin adam var ya Mossad'ın nereden biliyor? Gazetede yazdı. Hani gazete? Yok. Var gazete var. Bak ben sana göstereyim o haberi dersin.
tak çıkartırsın, girersin. Bak, yani gazete 24 saat bu telefon senin olduğu sürece seninle birlikte. Hiç ne evde kalıyor, ne iş yerinde kalıyor, ne bir şey. Ya ben görmedim o haberi, bana bir atsana. Buradan dokunuyorsun, arkadaşına gönderiyorsun. Acayip avantajları var, ben olsam girerim bu abone işine. Hiç de gözümü kırpmam ya, hani derler ya, yaparım arkama bile bakmam. Girerim, abone olurum, arkama bile bakmam. İlave abone konusunda. Şunu ilave edelim. Bir yandan şunu da dedik, gençlere özel indirimler de var dedik. Çünkü biz şunu diyoruz, Türkiye'nin yarınlarını yine gençlik getirecek. Siz bize dediniz 26 yaşındasın, nasıl bu kadar genç bu gazetede çalışmalarını gerçekleştiriyorsun. Biz daha de, genci var burada. Bizi de, stajyeri var. Evet evet, bizi de yine aydınlık var etti, aydınlık bugünlere getirdi. Bildiğimiz her şeyi yine aydınlık öğretti. Ve biz de şimdi gençler daha da kolay ulaşsın diye mevcut fiyatlar üzerinden de indirimler yapıyoruz. Yani aylık 25 liraya düşüyor gençlerin. 25 mi? Ben 37,5 fiyat çıkarttım, evet, ama evet, daha da ucuzmuş ya. Daha da ucuza denk geliyor ve tek derdimiz Türkiye'de bütün herkes aydınlığı okusun ve aydınlığın yarını gösterdiğini görsün. Yani YouTube videolarından saatlerce videolar izlemeye gerek yok. Bugün aydınlığı alıp bugünkü konu üzerinde Sedat Peker'in kim olduğunu da, geçmişte alıp FETÖ'nün kim olduğunu da, PKK'nın kim olduğunu da, emperyalizmin kim olduğunu da. Ha, sen arşiv satıyorsun şimdi. Arşiv satıyorsun şimdi. Tabii bir yandan 10 yıllık. Ha, onu söyle o zaman. Tabii bir yandan 10 yıllık çok büyük bir arşiv var. Yani Günlük gazetenin çıktığı ilk gün 1 Mart 2011'den bugüne kadar bütün gazetelere tek bir tıkla ulaşabiliyorsunuz. Artı tabii bir yandan aydınlığın özel ekleri var. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekleri var, Çin, Sincan ekleri var. Yani o üzerine yalanlar uydurulan. 100. yıl eki var mı? 100. yıl ekimizde çıkmak üzere. Çıkacak. Çıkmak üzere. Evet. Yetişmedi mi 100. yılda? Ferit abiyle sayımız geliyor. Ferit İlsever'le konuştuk dün akşam. O onun üstünde çalışıyormuş. Evet. Bilerek sordum, mahsus sordum. Şimdi Çin Sincan ekleri de var. O üzerine binlerce yalan uydurulan Sincan'da göya dinlerini yaşayamayan Uygur Türklerinin Sincan'da nasıl Ramazan geçirdiğini anlatıyoruz. Kurban yine bayramı sabahı görüntüleri vardı. Evet. Acayip zulme uğruyorlar bayram sabahı, böyle mecbur halay çektiriyorlar silah zoruyla. Oradaki Uygurlar dans ediyorlar orada. Yine en son geçtiğimiz haftalarda 19 Mayıs'ta Türkiye Gençlik Birliği'nin 15. yıl eki yine Aydınlık gazetesiyle birlikte çıktı. Şimdi 15. yıl ekini arasanız, dediğiniz gibi bir arkadaşınıza göstermek isterseniz şu an bulamazsınız veya yanınızda gezdirecek haliniz yok. Ama telefonunuzu çıkardığınızda o 15. yıl eki de yanınızda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eki de yanınızda. 10 yıllık aslında kısa Türkiye tarihi ve Türkiye'nin gelecek 10 yıllarının yazıldığı gazetelerde cep telefonunuzda bulunacak. Evet, güzel. Aydınlık böyle bir yer. Böyle bir yerde çıkıyor. Böyle bir idarehanede, böyle bir yazı işleri toplantınıza engel olmayayım ben? Estağfurullah. Başlıyor mu toplantınız? İsterseniz siz başlayın, ben o arada dolaşırım etrafta, şey yaparım, size rahatsızlık vermem yani. Deniz'i gördüm, bir dakika. Deniz, sen de artık gazetenin eskilerinden oldun değil mi? He? Kaç yıldır buradasın? Son zamanlarda evden çalıştın galiba. Evet, eskidik biz de biraz tabii. Sen daha çok işçi, emek işlerine giriyorsun, evet, değil mi? Evet. Bu aralar sana bayağı bir iş çıkıyor. Evet, aslında çoğunluk. Çünkü bu dün galiba değil mi, kamu çalışanlarının talepleri ortaya çıktı, evet, onların şeyi başlayacak şimdi, görüşmeleri falan. Tabii. Gazetenin de vatan emek namus diye bir sloganı var, tam da ortasında emek. Evet. Nasıl emek? Emek şöyle, vatan emek namus, arkadaşlarım da altını çizdi, döne döne söylemekte hiçbir sakınca yok. Çünkü bizim esas parolamız bu. 89 bahar eylemleri, 91 Zonguldak grevi, bu eylemleri. Ya ben aydınlıkçılarla birlikteyim 91'de Zonguldak'ta. Gündüzleri koştur koştur giderdik her tarafa eylemlere. Akşamları da işçilerin evlerinde şurada burada sohbetler edilirdi. Onlara katılırdık. Hüseyin Karanlık çok iyi hatırlıyorum mesela oradan. Ferit İlsever geldi. O zaman neydi? Sosyalist Parti miydi? Evet. Galiba öyleydi. Evet. O geliyordu. 21 gün falan birlikteydik onlarla. Gördün nasıl çalışıyorlar. Evet, o eylemleri, o büyük eylemleri, emperyalizmle işbirliği içindeki hükümetleri deviren o eylemleri önderlik eden emekçinin gazetesi Aydınlık. Türkiye halkı zaten emekçi karakterli bir halk. O yüzden işçinin ve emekçinin sesi, arkadaşlarımız da vurguladı. Bu anlamda herkesin sahip çıkması gereken bir birikimden söz ediyoruz aslında Aydınlık dediğimiz zaman. Yarını yazıyoruz her zaman. İşçilerin, emekçilerin
sesi oluyoruz. Onların haksızlığa uğradığı zamanlarda gündemimize getirip her zaman manşetlerimizde yer veriyoruz. Onlar da her zaman bizimle iletişime geçip siz yazarsanız biz bu işi çözeriz diyorlar. Ve bu anlamda aydınlığa sahip çıkmak da önemli. Genel müdürümüz. Sahip çıkıyorlar ama. Evet, çıkıyorlar. Benim gördüğüm mesela sendikalar falan bayağı sahip çıkmaya çalışıyorlar. O açıdan önemli tabii. Bir daha altını çizmekte yarar var diye düşündüğüm için söyledim. Onun dışında tabii gerektiği zaman aydınlık işin hakkı için kavga eder ama esas olarak çözümü ortaya koymakla sorumludur. Ve her zaman doğru çözümle önderlik ve ses, işin sesi olmaya devam eder. Evet. Peki teşekkür ederim ben sana teşekkür da. Ediyorum. Arkadaşlar bir aydınlık alacak. Oho benim gazetelere ne oldu böyle? Hı? şimdi benim aydınlık 100. yıl yayınım yavaş yavaş sona erecek. Bu yayının bu bölümünde, televizyon gazetesinin yayınının bu bölümünde bir kere daha ama şuradaki tabloya bakarak aydınlıkçılar şiiriyle tamamlayalım. Ondan sonra da bir marşa reklam arasıyla ben arkadaşları haber toplantılarıyla baş başa bırakayım. Evet ne diyordu Nazım Hikmet? Şu da, şuradaki de, şuradaki işçilerin hepsi, şunların yarısı, şu ateşçi kızın kendisi, şu ateşçinin kendisi, kızı karısı, şu şimendiferci, şu vatman, şu patronu selamlayan ustabaşı değil, ötekisi, şu bol paçaları dalgalı iki gemicinin ikisi, şu iğneden parmaklarıyla dikiş diken kadınlar, şu taşlı yolları çarıklarına dolayan, dağlardan dağlara güneşi kovalayan köylü ırgat, şu Marx'ın kafası Lenin'in gözüyle yazan, sonra bu şiiri söyleyen şair adam. Onların hepsi. Hepsi aydınlıkçılardan. Hepsi aydınlıkçı. Evet, televizyon gazetesi devam edecek. Bir güzel marşımız var. Gündoğdu Marşı ve bir reklam arasından sonra. Nice yüzyıllara görür müyüz bilmem ama Nice Yüzyıllara Aydınlık Gazetesi. Teşekkürler.